çok şükür ya Rabbim. Dur kızım dur bıçak bıçak. Ay nihayet o kadar işsizlikten sonra sonunda. Hemen Meryem'i arayayım. Efendim canım? Bil bakalım ne oldu? İyi bir şey olmuş belli. Hadi bir müjde ver Ayşe. Evet işe alındım. Görüşmelerim olumluymuş. Yetkiliyle görüşeceğim bugün. Ay canım çok sevindim ya. Hayırlı olsun. Ben de çok sevindim. Akşam gelirim konuşuruz olur mu? Olur canım olur. Ben de hazırlık yapacağım şimdi. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Yolunda. Her şey yolunda. Merak etme sen. Akşam görüşürüz. Okulda derecen varmış. İş deneyimlerin de iyi. Çok teşekkür ederim. Ama burası okul derecelerini ve güzelliğini gösterebileceğin en son yer. Baştan uyarayım. Anladım Hülya Hanım. Sizi memnun etmek için elimden geleni yapacağım. Elinden gelen yetmez. Adın neydi? Ayşe. Ayşe. Elinden gelen bana yetmez. Buraya hayatını koyacaksın Ayşe'cim. Anladın mı? Anladım Hülya Hanım. Tamam. Masan dışarıda. Git hemen yerleş. Bir deneyelim bakalım. Çok, çok teşekkür ederim. Yani denemekten bir şey çıkmaz sonuçta. Çıkabilirsin. Alo, Aslı. Efendim Hülya Hanım. Şimdi hemen Levent'le Cemil'in yanına gidiyorsun. Ne konuşuyorlar? Ortam nasıl? Hemen bana haber veriyorsun. Ama Cemil Bey çıktı. Kahretsin. O zaman Levent'in yanına git. Bak bakalım ortam nasıl? Olağanüstü bir şey olursa hemen beni ara olur mu? Emredersiniz Hülya Hanım. Bu neydi şimdi? İşe mi başladım, esir kampına mı düştüm belli değil. Hülya'nın yeni asistanısınız. Doğru değil mi? Evet. Bahadır Metehanoğlu ben. Çok memnun oldum Bahadır Bey. Ben de Ayşe. Hayırlı olsun Ayşe. Yalnız sizi biraz tedirgin gördüm. Aslında yani her şey çok hızlı gelişti. Biraz şaşırdım. Şaşırmayın, şaşırmayın. Hülya sizin gözünüzü biraz korkutmuş olabilir ama yani benim karım öyledir. Başta biraz sert görünür ama kabuğunun altında pırlanta gibi bir kalbi vardır. Yani sadece nasıl derler, biraz suyuna gitmek lazım. Anladım. Şirket olarak biraz zor günlerden geçiyoruz. Hülya'nın gerginliği de o yüzden. Aslında dünyanın en iyi insanıdır. Tekrar hayırlı olsun. Görüşürüz. Teşekkürler.